Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Telefonu bir kapatıyorsunuz. İbrahim. Nereye diyordun? 11. sayfa mı? Mektubat mı? Mektubat abi. Mektubat 11. Sol alttan başlıyor abi. Sol alttan, onun sol alttan mı? Evet. Ha, 11 değil, 10. 10. Ha. Peki, bu dersi sen tayin ettin. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mektubattan 4. sual. Mahbuplara olan, yani katılımcı olabilirsiniz. Şeriata yakın hoş geldin. Şeriatçı diyemiyorum hemen. Evet. Çünkü şeriatçı diyebilmem için ifrat ve tefritten, azade haddi vasattan gitmem lazım. Anladım. Şeriat namına ifrat edersen o zaman olmuyor. Onun için şeriata yakın diyorum. Evet. Tamam. Hepimiz öyleyiz zaten. Evet. 4. sual. Moralini bozma. Delikanlı sen kimsin? İlk defa mı görüyorum seni? Yok. Çok. Çok görüşüyoruz değil mi? Tamam. Mahbuplara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi. Bir dakika, bir daha. Mahbuplara, ne demek mahbub? Sevgililere. Sevgililere olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi. Acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk-ı hakikiye inkılap edebilir mi? Yani tarikatta, tasavvufta bir gelenektir eskide. Sorarlarmış. Şimdi sakın ha, şimdi helak olur adam. Desin ki, her bir zamanın bir irşat yöntemi vardı. Aşık oldun mu evladım dermiş Şeyh Efendi. Yok, sen sevgiden anlamazsın. Git aşık ol, ondan sonraki. Bu zamanda aşık olma yok yani Hasan abi. Bu zamanda herkes aşık. Nereye? Dünyaya. Şimdi dolayısıyla şimdi desen irşat yöntemi çok farklı ya. Adam öyle desen zaten git aşık ol gel dese zaten bitti. Değil mi? Bitti ya. Bak yöntem. Şimdi getirip de temcivit pilavı gibi bağırsın evladına bu sanki Kur'an'ın bir yöntemiymiş gibi koymak. Yani bir şeydi yani. Yanlış değildi. O zaman doğruydu. Çünkü mücedditlerin yöntemleri bulundukları asra aittir. Edili-i şer'i ise her asra bakar. Tamam. Edili-i şer'i neydi? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Böyle mahbublar olan aşk-ı mecazi, aşk oluyorlardı. Sonra o mahbubun demeyeceğini gördükleri zaman aşk hakiki inkılap ediyor. Hani bunun gibi diyor. Aşk-ı mecazi yani ekser insanlar da öyle diyor zaten Osman. Acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi aşk hakiki inkılap edebilir mi? Dünya şimdi. Eskide tarikatta yöntemdi. Aşk-ı mecazi değil mi yöntem? Şimdi dünyaya aşk. Bu hepimizde var. Derece derece. Tamam? Yani yöntem... Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Aşk bir kişiye mi verilir? He? Aşk bir kişiye mi verilir? Ne demek o? Soruda anlamadım bunu. Yani insan birkaç şeyde aşık olabilir mi? Olur. Aynı seviyede mi? Aynı seviyede olmaz. Mutlaka bir şey galip olur. Çünkü bir kalpte aynı sevgi, aynı seviyede hem Allah hem şey, hem Ayşe hem Fatma hem Hasan hem Hüseyin olmaz. Mutlaka bir tanesi farklıdır. Maddeye de aşık olunabiliyor değil mi Hasan abi? Oluyor. Paraya aşık oluyor mesela. Mesela arabayı sürüyor, çukura düşüyor araba, tamam böyle sanki adamın kendisi gidiyor. Peki Hasan abi bir şey de ben söyleyebilir miyim? Mesela biz birisini seviyoruz ve bir kızı falan seviyoruz mesela. Ama o kızın bize alakası yok. Biz ona sevmişiz, aşık olmuşuz.
Buna tabiri caizse şey diyorlar, platonik aşk. E şimdi Mevla'yı da seviyoruz ama Mevla bizi daha çok seviyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Haşa, Peygamber Efendimizin, Yüce Allah'ın aşkı bize daha fazla aşk. Sevgi, artık ne dersek buna. Bu nasıl açıklayabiliriz abi bunu? Neyse, soru olmadı ki burada. Aynı şunu demek istedim abi. Doğru, izah bu, soru değil ki. Allah bizi daha çok seviyor. Seviyor, tabii. Onun aşkı bizden daha fazla oluyor o zaman. Aşkı değil. Aşk denmez buna. Ne diyebiliriz abi buna? Çünkü zaten bağ bunu... Bağ mı oluyor abi? He? Bağ mı oluyor? Yok, ama muhabbet. Kul arasında bağ mı oluyor? Muhabbet, sevgi, muhabbet. Aşk. Evet. Çünkü bunu tavsiye ediyor. Diyor ki, Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı nedir? Şefkat. Peki Zeliha'nın Yusuf'a karşı olan? Aşk. Şey mi oluyor Hasan abi? Anne ile çocuk arasındaki bağ gibi. Şefkat. O şefkat. Acıklı zamanın memelerinin sertleşmesi gibi. Evet tamam. O böyle bir bağ. Evet. Yani şefkat duygusu mu oluyor bu? Şefkat. Yok. Şefkat aşk değil. Mesela Mevlid-i Şerif'te söyler bunu. Üstad onu tavsiye eder 26. mektupta. Ben sana aşık olmuşam elayan. Üstad diyor ki bu tavsiye edilmesi lazım. Allah aşık olmaz. Ben seni sevmişim. Aşık olmaz. Razı olmuşum. Ben razı olmuşum. Ben razı olmuşum. Demek daha uygun olmuş. Evet diyor. Değil mi? İyiyim. Açmayayım. Şey olur. 26. mektubun ikinci mefası mıydı? Birinci mefası. İkinci mefası. Orada söylüyor. Evet. Neredeydi? 24. mektup değil miydi? 24. mektupta da bana niye böyle yaptı? 24. mektubun evet. Yok, dua. 24. mektubun ikinci zeyli. Burada anlatıyor. Şuradan okuyayım. İşte bu en yüksek makamı mahbubiyeti Süleyman Efendi ben sana aşık olmuşam tabiriyle beyan etmiştir. Şu tabir bir mirsad-ı tefekkürdür. Gayet uzaktan uzağa bu hakikate bir işarettir. Bununla beraber madem bu tabir şen-i rububiyete münasip olmayan manayı hatıra getiriyor. En iyisi şu tabir yerine ben senden razı olmuşum denilmeli. 305 sayfa. Razı olmuşum denilmeli. Tamam mı abi? Şimdi epey mevzu şey yaptık. Eskide aşk-ı mecazi vardı, aşk-ı inkılap ediyordu. Şimdi aşk-ı dünya var. Kimde? Ekser nasta bulunan. Korkma. Herkeste aman aman ortalama var. Herkes demiyor ustad. Ekser. Bu dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk hakiki inkılap edebilir. El hatırlatırsanız 32. sözün 3. mevkıfında dünya nasıl sevilir onu da okuruz. Dünyaya muhabbet. Çift hediye nitelenir bazı. Evet evet. Dünyaya 3 çeşit muhabbet olur. Tamam mı? Onu da yaparız. Evet. Hazır mıyız? Nadir abi hazır mıyız abi? Tamam. Hadi uçuşa geçiyoruz. Evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi fani yüzü var. Dünyanın kaç yüzü varmış? 300. 300'ü. Söyleyebilir miyiz abi?
Esma-i aynı da şey nedir? Esma-i ilahi aynı darlık yapıyor. Tamam. Ahirete bakıyor. Ahireti ne yapıyor? Bakıyor. Tarlası. Ahiretin tarlası. Nefsin melebe geldi. Nefsin melebe. Tamam. Dünyanın üç tane yüzü varmış. Şimdi dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp görebilirse, nasibi varsa, ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbubu mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve ayni esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, nasıl olacak? Dünyanın, eğer o aşık, dünyaya aşık olan, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görebilirse, dünyanın, Ali kardeşim, canım benim, zeval ve fena, zeval ve fena çirkinliğini görürse, hakikaten öyle. Yani, merak etme, nasip oluyor sana. Yani, hakikaten dünyaya alaka değmediğini, baban gitti, annen gitti, şey gitti, o gitti, sağlığın da gitmeye başladı mı, o zaman harika oluyor. Sağlığın gitmeden olmuyor pek. Serveti gitse de gene olmuyor. Benim tecrübelerimi söylüyorum yani. Ha, kendi ihtiyarı ve iradesiyle olan var tabii. Çok azdır. Biraz şişireyim mi nefsinizi? Şu adam doktordur, kafadan eksiktir. Eksik. Doktorluğu bitirdi demiyorum. Doktorluk yapmış, yaptı, askerlik vesaire. Şimdi onu bırak gel dersen de vakıf ol. Kafadan eksik değil mi? Ha, bu azdır bu. Dünyanın zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse ne yapar Allah? Bunu Allah bana bir adım gelene diyor değil mi ayet-i kerimede meali? Ben kaç adım atarım diyor. Bana bir adım atana ben iki adım atarım. Öyle mi diyor? Biliyorsun biliyorsun doğru söyledin. Söylüyordum ben şaşırtmak için yaptım. 10-10. Tarihçi hayatın başındaki ayet. Çevirse baki bir mahbub arası. Allah bir sen böyle adım attın. Allah 10 katıyla. Peki 10 tane midir? Hayır. En az 10. Baki bir mahbub arası. Bu sağlık çok önemli. Sağlığını Allah aldı mı yavaş yavaş. Bir de şeylerde gördüm ya. Lanet olsun şu dünya ya. Hanımıyla ve kocasıyla imtihan oldu mu? Lanet olsun şu dünya ya. Bir de benim şu psikolojik olarak şahit olduğum insanlardaki gördüğümü söylüyorum. Bir sağlığından metozori el fren çek takoz koy. Bir de ailevi sorunda nefret ediyor. Dünya cehenneme dönüyor. Lan yeter diyor. Baki bir mahbub arasa dünyanın pek güzel bir neymiş o? Dünyanın pek güzel ve ayni esma-i ilahiye bir ayni esma-i ilahiye iki Osman mezra-i ahiret ahiretin tarlası olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa iki tamam o gayrimeşru mecazi aşk o vakit aşk hakiki inkılap inkılaba yüz tutar bu şartla zeval ve fenayı görürse fena ve fena çirkinliğini zeval ve fena çirkinliğini görürse ayrılıyor hakikaten. Ayrıldığından insan dünyanın aşkından kurtulamaz pek zor. Ama fena çirkinliği. Fena nedir? Sağlık, ailevi sorunlar, iştir, bilmem nedir. Yani lanet olsun be. Osman kaç yaşındasın? 47. O var mısın o kadar? Ömer sen 49 mu? 49. Şimdi ya lanet olsun be.
bu kadar çalıştık ya, bu kadar dükkanda açtık, bilmem ne yaptık, yani, yani artık sen ne bağlar ki bundan sonra, olsa ne olur, olmasa ne olur? Öyle mi değil? Olsa ne olur? 20 yaşındaki o özelliğiniz, o tekstil, heyecanınız, onda biri yoktur bile. Değil mi Ömer? Öyle abi. Yok ki ya. Sen de öyle. Çık salon, sana ufak geliyordu be. Beyoğlu'ya yanında satsam su diyordun değil mi? Evet. Mesela değil mi? Hasköy'de ben satsam ufak geliyordu. Şimdi falan bir geçim olsun da. Namert'e muhtaç olmayayım. Öyle mi değil? Aynen. Haletinizi diyorum. Kaç yaşındasın Enes? 42 abi. 42. Ne olacak yani? Ben seninle tanışınca kaç yaşındaydın abim? 20-21. Görüyor musun bahtiyarlığı? Bak 42, 21 sene. 21 sene gafletle geçti, 21 sene nurlarla geçti. Bir, bire bir, 0-0. Şimdi gitsen Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah, inşallah kurtarırız. Vay be. Niçin misal veriyorum? Ve artık diyor ki, fena çirkin tarafını görürse, fena çirkinliğini. Öyle hırpaladı ki. Ne oldu yani? Değmiyormuş ya. Dittiriyor değil mi? Bu sefer başlıyor aşk hakiki aramaya. Değmiyor be bunu vermeye. Ya yapama. Bağlamaya değmiyor şu kalbi. Yok be. Aşk hakiki inkılap yüz tutabilir. Yüz tutar demek şu. Kar yağdırılır, tutmadığı yere. Hop şişt, uçtu. Bir rüzgar. Muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. Mala mülke güvenme. Muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. Benim her şeyim öyle yaptı. Ama çok mutluyum inanın. Verdikçe aldım. Gittikçe geldim. Sevdikçe sevildim, tercih ettikçe tercih edildim. İnan, verdikçe aldım. Sen verdiğini mi zannediyorsun doktor? Allah vermeseydi veremezdi. Allah önceden sana verdi. Bir şeyi tercih edebiliyorsanız, ilk önce alıyorsunuz da ondan sonra veriyorsunuz. Allah vermeyi vermeseydi, sen vermeyi veremezdin. Allah sana yaptırmayı vermeseydi yapamazdın. Yapamaz. Ne yapıyorsun? İnsanlar helak oluyor ve benim Ali mi yapacak hizmeti? Allah yaptırıyor be kardeş. Kim yaptıracak? Sevditmese sevemezsin. Yok. Niye? Liyakat. Evet. Ama teşaunu illa en yaşa Allah. Allahu ekber. Efendim Ömer'im. Omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuştu ya. Aynen. Omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Kanıma kadar hissediyorum yani. Allah verdi. Allah yaptırıyor. Yani ben bu kürsüde olma şansım çok azdı. 37 rahmetli Rüştami derdik. 37 tane vakıf vardı. En olmayacak, sebat etmeyecek bir sendin dedi. Niçin biliyor musun? Öyle bir müthiş merakın vardı ki senin. Acayip. Fakat bir gün görmüş arkadan, altı kat ya, tek ayakla merdivenlerden çift atlamaya çalışıyor. Vücudu dizginlemek için. Ne olacak? 20 küsur yaş, 20 yaşında. Diye varım yokum. Daha yokum ya, askere gitmemiş. Ya bu adam nasıl sebat edecek bu dershanede? Ama ilmek hastasın. Ha? Ne yaptı Allah? Allah verdi. Verdikçe alacaksınız. Tercih ettiğiniz kadar tercih edileceksiniz. Sevdiğiniz kadar sevileceksiniz. Bıraktığınız kadar alacaksınız. Bu kadar mı? Hayır. En az bu kadar. Bire bir bu. Ama Allah ayetinde diyor ki bire o. Fakat bir şart ile ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını
Bak, bir şartla bak. Bir şart ile ki kendisinin zail. Ne demek zail? Geçici, ayrılıyor. Hayatıyla bağlı kararsız dünyasının. Kendisi zail, hayatıyla kararsız dünya. Dünyasının harici dünyaya irtibas etmemekle olur, etmemektir. Yani dünya sabit. Mesela ben burada okudum. 1975'te ortaokul şurada okudum. Ben bu çık salına böyle yaya gelirdik öğlen şeyinde. Burada hiçbir şey yoktu. Kurumuş otlar vardı. Tamam mı? Tek tek şeyler vardı. Dünyaya bakıyorum hakikaten aynı. Bu mezarlıklar aynı. Oradan inip çıkardık vesaire. Şimdi desem ki bak aynı lan değişmedi. Ama ben değiştim. Ben değiştim. O zaman ne diyor? Bir şart ile ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya irtibas etmemektir. Karıştırma dünya ile kendi dünyanı. Karıştırma. Karışırsan karışık olursun. Hurda kaş olursun. Harici dünya ayrı bir şey. Usta diyor ki şu İstanbul en az lakal kaç yüz defa mezara boşaltmış? 500 defa. 500 defa en az şu İstanbul mezaristana boşaltmış. Eğer ehli dalalet ve yani benim gibi nice insanlar gitti değil mi? Et ya. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Osman diyecektim, olmaz. Hasan Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına mutakip Fatih Camisi'ne kaldırılacaktır. Cenazesi Eyüp kabristanına defnedilecektir. Böyle dalin abi. Vasiyet mi baksana? Kayda geçti abi. Allah hayırlısını versin abi. Amin. Amin. Hayırlısını versin. Inşallah. Allah hepimize inşallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O kadar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kararsız dünyasının harici. Bak kendi kararsız dünyamız yok mu? İkide bir langur langur oynuyor. Zihin değişiyor. Evde verdiğiniz kararı araba inene kadar değişiyor. Öyle değil mi Ali? Evde kararı verdik. Araba inene kadar yok ya öyle yapmayayım ya. Kararsız dünyasını harici dünyaya irtibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa aşık olmanın sebeplerini saydı. Bir, ehli dalalet ve gaflet gibi ne yapar? Kendini unutmak. Bir. İki, afaka dalmak. Üç, umumi dünyayı hususi dünyası zannetmek. Bu üç tane bir araya gelirse ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer boğulur. Tabiat şu. Allah olmaz dünyasında. Allah olmaz. Yani kim var? Dünya var, ben var. Boğulur. Meğer ki harika olarak bir dest inayet onu kurtarsın. Şu hakikatin tenvil için şu temsile bak. Mesela Nadir abi. Şu güzel, zinetli odanın şu temsil verecek. Şu dershanenin. Yavaş okuyorum ki misallendirmeyi canlandırın diye. Şu güzel, zinetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa tak, 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 tak bulunsa o vakit beş oda olur.
Nasıl beş oda oldu? Ortada oda var abi. Bir gerçek oda, dört tane de aynadaki. Aynadaki. Oldu mu beş tane oda? Bir daha. Şu güzel, ziynetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam ayine bulunsa o vakit beş oda olur. Bir hakiki, dördü hayali. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Hususi. Herkesin bir aynası olsa, kırmızı koydun, sen bütün camları, aynaları kırmızı yaptın. O geldi, değiştirdim, yeşil koydum. Ama odayı değiştiremiyor. Duvardaki aynayı değiştirebiliyor. Yani bir tanesi umumi ve herkes aynı. Burada herkes aynı. Ama dördü herkes de farklı. Bak, biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak aynaya, kırmızı. Yeşil boyasak yeşil gösterir. Öyle değil mi? Ayna yeşil olsa her taraf yeşil gösterir. Ve hakeza. Aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz odayı. Mesela aynayı çatlatın. Dershane çatlak olur. Değil mi? Tümsek yapın, çukur yapın, yuvarlak yapın, elips yapın, odanın rengi şekli değişir. O yüzden Allah'a kimseyi şikayet etmeye hakkı yok. Çünkü kendisi, kendi rengini kendisi veriyor. Kendisi veriyor. Fakat harici ve umumi odaya ise kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz. Kolaylıkla değiştiremeyiz yani duvarları. Nasıl değiştireceğim ben? Hususu oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken. Aynı. Bir daha. Hususu oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin. Ötekisinin bir taşını bile kımıldatamazsın. Tan, oda yıkıldı. Aa, bak, mehangi oda? Benim hususi oda. Ayna. Bir yumruk attım. Ayna kırıldı. Oda gitti. Gitti. Hususi ayna, hususi dünya gitti. İşte bu misal anlaşılır. İşte dünya süslü bir menzildir. Şu dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı iyi dinlememiz lazım. Dünya neymiş? Süslü bir menzil, yer. Her birimizin hayatı, tek tek okumaya çalışıyorum. Her birimizin hayatı, 60 senedir, bir endam aynesidir. Endam ayna, boyumuz kadar. Hakikaten ayna var abi. Hakikaten var abi. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Şu umumi dünyada herkesin bir hususi dünyası var. Hasan abi ne yapalım ya? Ne geldi? Peygamber Efendimiz'in geldi ya. Onun nuruyla bu alem nurlanıyor. Onun nuruyla bakıyorum kendi aleminde siyah karanlık. Karanlıklı olur. Bir manada bir şey anladım. O haletini anlatamazsın zaten. Şu dünyanın her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat direği bir. Merkezi iki. Kapısı üç. Hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sahifedir. Bir daha, belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sahifedir.
hayatımız bir kale. Bir daha, hususu dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hususu dünyamız. Dünya neymiş? Sayfe. Hayatımız kalem. Dünyamız, yani bizim oluşturduğumuz bir dünya, sayfe. Hayat, Osman, kalem. Bizim oluşturduğumuz dünya, sayfe. Hayatımız, kalem. Osman, bizim oluşturduğumuz dünya, sayfe. Hayatımız, kalem. Bizim oluşturduğumuz dünya, sayfe. Hayatımız, kalem. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfi amelimizi geçecek çok şeyler yazılıyor. Hayatımızla dünyamıza yazıyoruz. Hayatımız kalem, dünyamız sayfa. Onunla, bak, hayatımız bir kalem, onunla sayfi amelimize geçecek, sayfi amelimize geçecek, amalimize çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için dünyamızı sevdik, kendi dünyamız. O dünyamız hayatımızın üzerine bina edildiği için hayatımız gibi zahil, fani, kararsızdır hissedip bildik. Demek ki bizim oluşturduğumuz dünya hayatımızın üzerine kurulmuş. Bizim oluşturduğumuz dünyayı karıştırmayasın genel dünya değil. Hiç kimse genel dünyayla muhatap değil. İnsanlar ölünce uyanırlar, uykudadırlar diyor Peygamberimiz. Hakiki dünyayı kimse görmemiş. Hakiki dünya kimse görmemiş. Aynı zahir içinde hakikati görenler çok azdır. 27. sözde geçiyor değil mi? Aynı zahir içinde hakikati gör. Aynı sahip içinde. O zaman bizim gördüğümüz dünya, dünya değil. Bizim oluşturduğumuz dünyadır. Sanlarımızın oluşturduğu, tasavvurlarımızın oluşturduğu dünyadır. Bu dünya bizim hususi dünyamızdır. Hayatımızın üzerine kurulmuştur. Sonra dünyamız hayatımıza bina edildiği için hayatımız gibi bu hayat var mı? Hayat. O zaman onun üzerinde olan dünyamız da zahildir, fanidir, kararsızdır, hissedip bildik. Hakikaten öyle. Bir moral bozucu bir şey, senin dünyan kapkara. Güneşin altındasın, kafanın içi sipsiyah. Güneş her taraf gülüyor, psikoloji sorun yaşıyor. Asrından betül arzı, psikoloji sorun. Sarmalamış herkesi. Ona ait muhabbetimiz, hususi dünyamız, hayatımın üzerinde. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız, aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esma-i ilahiye döner. Ondan, cilve-i esmaiyeye inkılap eder. Yani bir umumi dünya var. Hiç kimse bunu görmemiş. Hiç kimse muhatap değil, olamaz. Ehl-i hakikat hariç. Geneli diyor. Hepimiz, sen de ben de şu anda. Ama aynı zahir içinde hakikati görüp esma yoluyla müsemmayı görürse, tamam, aynı faniyette baki müşahede ederse, dünyanın ten teneli perde olduğunu yakiniyeti arttıkça hakiki dünyayı görüyor. İşte hayatımızın üzerine kurulmuş olan zanlarımızın ve düşüncelerimizin oluşturduğu dünya nedir? Zahirdir, fanidir, kararsızdır. Böyle hissedip bilirsek ona ait muhabbetimiz, o bizim dünyamıza, o hususi dünyamız, hani diyor ya, lanet olsun lan şu dünya be. Başına yansın lan. Bu kadar uğraştım ya. Osman, kaç senede böyle tekstille uğraşıyorsun? Kafayı taktım mı akşam sana? Kaç sene abim? Nereden baksana abi? 10
13 yaşında falan. 13 yaşından 47. Çık abim. 34 sene. Başladığın gibisin. Keşke başladığın gibi olsan. O zaman iştahlı patates yemek yiyordun. Şimdi o da yok. Değil mi? Önce de yok. Ne değişti? Hiçbir şey. Bana sordu Almanya'da. Felsefeci. Senin için hocam dedi, gelmeden önce hoca gelecek, merak ettim dedi. Kim bu falan sordum, cenaze evinde. Özel soru sorabilir miyim dedi, cenaze tabii sabahçı. Sor kardeşim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Estağfurullah kardeşim, sor. Sen nurcu musun dedi. Elhamdülillah, en küçük efradındanım. Var ya Risale'de. O adam nurcu değil, öyle diyeceğiz tabii. Estağfurullah denilir mi? Tevazu yapılmaz. Elhamdülillah, en küçük efradındanım. Peki, hocam dedi, net olacağını biliyor. Ama doğru demesen cevap verme. Eğer demek gerekiyorsa de, yoksa sus. Yani bir şey yapma dedi. Nurculuk sana ne kattı dedi. Hayatına ne getirdi? Mehmet Acayip soru değil mi? Dedim ki ben nurcu olmadan önce kuşa bakıyordum. Kuş kuştur. Ağaça bakıyordum. Ağaç ağaçtır. Suya bakıyordum. Su sudur. Deniz denizdir ya. Dedi. Nurcu oldum dedi Murat. Kuş meğer kuş kuş değilmiş. O da böyle bakıyor. Ağaç ağaç değil. Deniz deniz değilmiş. Nurcu olunca. Sor, en son halin nedir hocam dedi. Meğer dedim. Kuş kuşmuş. Ağaç ağaçmış. Deniz de denizmiş. He? Ben değilmişim Nurcu. Nasıl abi? Ben değilmişim Nurcu. Daha önce değilim. Evet, değil mi? Hocam dedi, başladığın yere geldin dedi. Osman senin tekstiline gelmek için. Hocam dedi, başladığın yere geldi. Ne değişti dedi ki? Aynı yere geldi. Nurculuk sana bir şey yapmadı ki o zaman. Dünya değişmedi, evet. Ben değiştim. Beni değiştirdi. Kuş, kuşmuş. Nurcu oldum, kuş kuş değilmiş. Sonra bu, devam ettim, sebat ettim. Meğer kuş, kuşmuş. Ne değişti? Ben değiştim. Ben değiştim, beni değiştirdi. Seni de değiştirdi canım kardeşim. Ey dinleyen kardeşim. Çünkü nurları okumadan önce dinlemek demiyorum. Kitap okuyanı söylüyor. Nelerini hayatını değiştirdi. Değil mi? Ne bidatlara sarılmayacaktık he Enes. Ne kadar kara, sipsiyah kaplı insanların ellerini din adına öpmeyecektik. Ne kadar dünya perest insanların ayakları kafamıza koymayacaktık. Edin. Nice batıl ve bidatlara din diyecektik. Öyle mi Enes? Bidat. Dalaletlere. Kendilerine secde ettirenlere fiilen din diyecektik. Başka? Başı boş ve gayesiz bir gençliğin içerisinden çekip çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgaları içerisinde sahili selamete çıkartan ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim? Bak, Hüsrev abinin sözüdür. Başı boş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, başı boş ve gayetsiz, Enes dedi ki sana, başı boş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkarıyor, gel buraya, senin yerin burası. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteriyor. Hadisatın dağlar varı dalgaları içerisinde sana sahili selameti göstermiş. Gel de 10 dakika koma. İnsanlar cehenneme gitmeden dünyada cehennem yaşarken elhamdülillah cennet havası bir hava yaptı bize. Bu dershane bile. Cennet bahçesi, Allah Resulü diyor bu yerlere. İlim meclisleri cennet bahçesinde bir bahçedir. Uğrayınca istifade edin.
Şimdi Cennet Bahçesi dedi şu an. Evet. Resulullah söylüyor. Nereden bildin? O şahit olsun. Allah yalana şahit olmaz. Ben huzurluyum. Bu huzuru da hiçbir şeye değişmem. Satmam. Bu huzuru bulmak için çok şey verdim. Bu huzuru kazandıktan sonra bu davada vazgeçilmez. Bu huzuru terk edip terk ettiğim dünyanın peşine koşmam. Peki. Dünyamız, o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği, bu dünyamız nedir? Temsil ettiği nukuş-ı esma-i ilahiyeye döner. Öyle bakarsak. Ne temsil ediyormuş dünyamız? Nukuş-ı esma-i ilahiye. Esma-i ilahiyenin cilve, cemal, nakşı ve sanatıdır. Döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder insan. Yani kendi hayatından, hayatında gözüken cilve, cemal, nakış, sanatla esmanın cilvesine intikal eder. Sen verme imkanı var mı? Aslında? Var. Mesela, mesela şöyle diyeyim. İlk önce küçükten şey yapayım. Maddede görme özellik yoktur. Madde atomdur. Ama ben görüyorum. Hayatın bir cilvesi bende gözüküyor. Değil mi? Mesela ben hayatımı tanzim ediyorum. Ustadı misali. Allah da bu kainatı tanzim ediyor. Şimdi içeriği göreyim, sokayım seni. Sen bunu biliyordun. Başka bir misal vereyim. Huzur var. Huzur yok mu sende şimdi? Ha, bu seni öteki aleme taşıyor. Yani şu andaki halet-i ruhiye, senin halet-i ruhiye, bu halet-i ruhiyenin kaynağına, yani insandaki kabz, bast, sıkıntı, buhra, bunalım, celal tecellisi olan cehennemden haber veriyor. İnsandaki surur, neşe, saadet, sevinç, oh, huzur, cemal tecellisi olan cennetten haber veriyor. İçimizdeki mesela. Mesela basit bir sıkıntı. Batsı bu dünya diyor. Tamam. Basit bir sıkıntıyı aşamayıp intiharı düşünüyoruz. Sanki sıkıntı şey, intihar sanki çıkışmış. Peki. Basit dünyada bir sıkıntıdan, hani sen cilven örnek ver dedin de, basit bir cilvesinden tahammül edemiyorsun da, bu cilve ya bu sıkıntının kaynağı olan cehenneme insan nasıl tahammül edecek? Cehennemde hastane yok. Depresyon ilaçları yok. Teselli verecek kimse yok. Böyle düşününce o güzel nukuş esma-i ilahiye döner. Ondan cilve-i esmaiyeye intikal eder. Hem o hususi dünyamız, hususi dünyamız, ahiret ve cenneti muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, hususi dünyamız vardı ya, hayatımızın üzerindeki hususi dünyamız. Dünyamız, ahiretin ve cennetin muvakkat bir fidanlığı. Fidanlık. Ne demek fidanlık? Bizim memlekette yaparlardı annemiz. İlk önce çekirdekleri, ev kapının önünde bir bahçe var böyle. 20-30 metrelik bir alana. Çekirdekleri oraya atarlar. Orada böyle yığınak fideler çıkar. Onu tek tek sökerler. Belirli mesafe kadar büyüdükten sonra tarlanın geniş bir tarlaya tek tek dikerler. İşte o ufak bir kasanın içerisi dünya hayatıdır. Burada yetişenler, o çıkan filizler kasa için değil. Yaşayamaz. O dikilmek içindir. Dünya kasadır. İçinde ekilen çekirdek hayatımızdaki dakikalardır. Hayatımızdır. Hayatımızın içine koyduğumuz amellerimizdir. O filiz deniyor. Hepsi çıkınca filiz ahirete fidan olarak dikiliyor. Ona
cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, yani bu sıkıntım var ama bu ahirete intikal etmeye, yani bu sıkıntı esas değil. Zaten bitecek. La rahate fid dünya ila darun ahiret dediği zaman bu sıkıntılara tahammül oluyor. Allahsız düşünmüyor. Mezarı ve kefeni Allahsız düşünmüyor. Bu size tahammül veriyor. Cennetin neysiymiş? Fidanlıymış. Cehennemin değil. Ondan sonra ne yapar? Ona karşı şiddet bir hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızın onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek. Yani böyle baktığın zaman mesela bakalım. Sıkıntına bakalım. Nereden geldi ya? Lanet olsun ya. Keşke yapmasaydı. Keşke demeseydi. Keşke keşke daha beter bataklık olur. Ama öteki söyle bakarsa Allah'ın nazarıyla ben amene bil kader, emin emine keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Der ki ya bu günahım nice günahlarıma bu sıkıntım nice günahlarıma kefaret olacak. Ya bir sürü günahım var. İnşallah şu işledim var ya dün televizyonda. İnşallah ona kefaret olsa ya bu sıkıntı. Dediğin anda oluyor. Ha? Ondan sonra ya bu sıkıntı olmasaydı şimdi benim emsallerim nerelerde? Bu sebep bu sıkıntıyı ahirette yorumluyorsun. Burayı burasıyla dünyayı dünyayla izah etmeye kalkarsan izah edemezsin. Boğar seni. Burayı ötelerle bakıp izah edersen seni sultan eder. Boğamaz seni. Sana da ahireti iman cihetini kuvvetlendiriyor değil mi bu? Evet. Allah Teala şey. Evet. Ahirete iman artma nispetinde dünyevi hadiseleri ahirette yorumlama özelliğimiz olur. Ha? Ahirete iman artarsa ailede huzur olur. Çünkü bak burayı dünyayı dünyayla izah etmek elma nedir? Armut değildir demek gibidir. Elmayı armutla izah edemezsiniz. Güneşi dereyle denizle izah edemezsiniz. Dünü bugünle izah edemezsiniz. Toprağı suyuyla, suyu havayla izah edemezsiniz. Dünya nedir? Birbirine kıyas edilemez. Edilmek malumat olur. Dünyayı ahirette izah edip yorumlanır. Dolayısıyla dünyanın tazikatından, eziciliğinden bu şekilde kurtulur insan. Dünyanın tazikatından bu şekilde insan kurtulur. Bir de okuyayım. Hem o hususu dünyamız, ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk etmek. Yani burada az duracağız be. Sıktı şimdi. Kardeşler sıkışın. Abi çok dar araba ya. Ulan derse gidiyoruz. 3 kişilik yere 5 kişi bindik. Yani, ya 10 dakika sonra derse gidiyoruz. Nasıl sabrediyorsun? He Osman? 3 kişilik arka koltuğa 4 kişi. Buradan Zeytinburnu'na gelmiyor musunuz? Niçin sabrediyorsun? Yarım saat sonra bitecek. Peki, neresiydi? Erzincan mıydı? Sizin memleket. Evet. He? Erzincan. Buradan Erzincan'a kaç saat sürer? Arabayla mı otobüs? Arabayla. 13-14 saat arkada dur kişi çekilir mi? Çekilmez. Sıkıntı olur. Ha, dünyaya da, Zeytinburnu'na derse gidiyoruz ya. 15-20 dakikalık yer için sabredersin değil mi? Ayağını böyle kaldırsan bile idare eder. Niçin bana sana bu sabrı veriyor? Biraz sonra bitecek. Ha, dünya da öyle. Kaldır lan ayağını kaldır. Sıkışır sıkışır 4 kişi lan gel tamam lan sen ne dersen gel. Hop abiler falan. Nasıl sabrediyoruz? 10 dakika sonra bitecek ya. Dünyada 10 dakika sonra bitecek işte. Tahammül gücü veriyor. Dünyaya baki diye bakarsan hadiseleri baki gibi olur. Eziciliği daimi olur. Buhranı devam gibi gözükür. Biraz sonra zaten gidecek. İstese de durmuyor ki. Cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip ona karşı şiddet bir hırs ve talep ve muhabbet gibi
hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek, yani ahirette Allah buna mukabil bana şeyler verecek. Yani abi sıkış çıkış, niye lan, o da bilsin ki derse gelsin. Sebap, sebabı düşünüyoruz. O zaman tahammül oluyor. Allah da bize cennette nimet ilahi verecek. O zaman tahammül gücü veriyor. Ya dünyevi hadiselerle nasıl tahammül edeceksin ya? Tahammül gücün ne? Potansiyel ne ya? Enerjin ne? İmani bil ahiret, ahirete iman nispetinde insan dünyadaki hadiselere tahammül gücü oluyor. Usta da diyor ki aile hayatına imani bil ahiret hakim olursa kavga ortadan kalkar. 11. meselede söylüyor şu alarda. Meyve Risale. Sümbülü bak ne diyor? Hırs ve talep, muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi faydasına çevirsek. Dünyadaki sıkıntıları ahiretteki fayda olarak düşünsen, o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder. O sevgi. Yoksa nesullâhe fe ensâhum enfusehum ulaykumul fâsikûn. Sırrına mazar olup nefsini unutup, ne demek nefsini unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa, şiddet hissiyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet, bir de okuyayım. Nesullâhe fe ensâhum enfusehum ulâikumul fâsikûn. Sırrına mazar olup, nefsini unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek, hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit zannettin. Kendini layemut, layemut, ölmeyecek daimi ebedi gibi farz edip dünyaya saplansa, çivi gibi, şiddet hissiyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azap. Yani azabın şekli Allahsız dünyayı sevmekten, sevmekle doğru orantılıdır. Allahsız bakmak, Allahsız düşünmek, Allah'a hesaba katmadan talip olmak, Allah'ın onaylayıp onaylamadığını düşünmeden müşterisi olmak nispetinde dünyadaki o sıkıntı o nispete olur, az olur veya çok olur. Çünkü o muhabbette, ha, o muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, meyusane bir rikat tevellüt eder. Yani Allahsız dünyaya talip olunca yetimane bir şefkat. Yani yetimane şöyle düşün. Babasını annesini kaybeden bir çocuk düşünün. Kenarda. Kim tokatlayacak, kim bağıracak? Ha, böyle bakıyor. İçinde bir anne dayanağı yok. Baba dayanağı yok. Sığınacak yeri yok. Akrabası işte evde bulmuşlar. Enes bakıyor. Bağırdığı zaman çocuklarına Enes. Ona da bağırsan, haklı olarak bağırsan bile onda yetimane bir şefkat, meyusane bir rikat tevellüt eder. Kanser bir tokatlıyor bizi. İhtiyarlık bir tokatlıyor. İstediğimiz dünya olmuyor. Bir sivilce gider, çıkıyor, güzelliğini yok ediyor. Değil mi? Bir mikrop çıkıyor, hayatını zehrediyor. Tansiyon çıkıyor, yemeği ortadan kaldırıyor. Kolesterol diyorsun, hayatı çekilmez oluyor. Meyusane bir rikat tevellüt eder. Yani görüyor musun bak? Meyusane. Bütün zihayatlara acır. Hatta güzel ve zevala maruz bütün mahlukata bir rikat ve bir firak hisseder. Her şey benden ayrılacak. Mesela ben yeni geldim.
göreyim diye köye. Hep köyde kimse yok ya, kar. O geçtiğimiz ağaçların yeri. Başkası için bir mana ifade etmez. Taşların arkası, oturduğumuz dere. En fazla beni şey yapan, tanımadığım ev dahi olsa, Kastamonu'da, şurada burada, bazı gittiğimiz yerler oluyor Eskişehir'de. Eski evler var, yıkılmış, tamam mı? Yıkamıyorlar. Tahtalı olunca, hani ahşap ya eski olsa, tarihse. Bak ne düşünüyorum biliyor musun? İstisnasız her evde bana şöyle oluyor. Burada kimler yaşamıştı? O yaşayanlar neler düşünüyordu? Neler hissediyorlardı? Neyi talep ediyorlardı? Kim dünyaya geldi? Bu evde kimler öldü acaba? Neler düşünüyorlardı? Şimdi acaba ne yapıyorlar? Neredeler? Hep düşünüyorum. İnan her ev bana bunu veriyor. Burada kimler dünyaya geldi? Neler düşünüyorlardı? Neyin peşine koşuyorlardı? Acaba şimdi nerede ne yapıyorlar? Üstadım ağ başına çıkması gibi aslında. Kitap da kalenin başına çıkıyor ya. Evet. Aynen. Ama bana eski ev hep böyle yapıyor. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zevale maruz, bütün mahlukata bir rikat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez. Elinden bir şey gelmez. Yeisi mutlak içinde elem çeker. Yeisi mutlak. Her şeyden ümit kesilmiş. Ne ümit verecek? Anneme güveniyordum. Annem gitti. Babama gidiyordum. Babam gitti. Paraya güveniyordum. Yok. Paraya güveniyordum. Sağlığım gitti. Tam kazandım, yiyecektim. Bu sefer yiyecek iştahım yok. Eskide iştahım vardı, param yoktu. Yiyemedim. Şimdi param var, iştahım yok. Bela, görüyor musun? Eskide bari taş yerdik. Yediğimiz meyve bile baklava gibi olurdu. Olan diyerdik. Para yok. Şimdi var elimizde, hangisi beter? İştahımız var ama yok. Olur inşallah derdik. Şimdi her şey var, iştah yok. Bu beter. Tatlın yiyemiyorsun. Ötekisini bilmiyordun zaten. Allah Allah. Yeisi mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şiddet şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki öteki, şimdi öteki adamı şey yapıyor. Her şeye ulvi, herkesin açtığı, her şeyin açtığı yara var ya, yara bere vücuduna. Bir tiryak, ilaç buluyor. Nedir o? Bulur ki acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir zat-ı bakinin baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayni ervahları baki görür. Şefkati bir surura inkılap eder. İlaca bakın. O evlerde sığır vardı, kedi köpek vardı. Ben gittim köye, size söyleyeyim. O komşumuz, hala elimize ekmek tutuştururdu. Allah mekan cennet etsin. Pişirdiğim hayalde ekmek vardı kuzinada. Elimize o ekmeğin kabuğunu vermesi var ya, kabuğuna bir yağ da sürerdi kuzinadan hemen. O ekmek, kabuk çocuk ya. Ekmeğin hep suratını sökerdik yani, değil mi? Hepimiz yapmışızdır. Kabuğunu alırdık. Tabii sen bilmesin Enes, köyde buymadın ki. Kuzuna o çıkan ekmeğin üstünü böyle soyardık. Kim gene bunu şey yaptı? Tabii gene biz istedik. O halanın, niye anlatıyorum? O bize kuzinadan çıkarttığı o yer. O kuzinayı da gördüm. Ama oradan otlar çıkıyordu. Çatı çak. Yağmurlar yağdırılmış. O ekmek pişirdiği yerler hep duruyor. Kuzina da bitmeyecek falan. Kırmızı toza gelmiş. Oradan ot çıkıyor. Eve çaresi şimdi. Acıdım halaya. Acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir zat-ı bakinin mevt ve zeval. Hala gitti. Hakikaten evinde ot çıkıyor. Mevt ve zevalinde bir zat-ı bakinin, bak, o halanın, bana ekmek veren halanın evinde otlar çıkıyor. Ateş yaktığı yerden. Çatı inmiş. Mevt ve zevalinden öyle yaktı ki, öyle yaktı ki. Sizin böyle komşularınız, halalarınız yok muydu? Yani, yakınca bir zat-ı bakinin, zat-ı baki olan Allah'ın baki esmasının, baki
bak Baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayni erbahları baki görür. Yani Allah'ın baki, zat-ı bakinin baki esmasının cilvesi var. Nerede? Ruhumuzda. Beka istemiyor muyuz? Ha, ruhu madem bakidir, cesedi çıksa da önemli değil. O hala bakidir. Derste bile malzeme oldu hala, şimdi haberdardır. Onunla beraber olacağız gene. Niye? Çünkü ruhumuzda o baki zatın, baki esmasının cilvesi var. Dolayısıyla bekaya mazhar. Sureti kaybolsa bile. Baki görür, halayı görürüm. Bakidir o elhamdülillah, evi gitse bile. Şefkati acıdım. Cık, halaya, burada kusinada kral. Oğlum Hasan, gel gel oğlum. Tamam. Nasıl? Yaşlıydı, annemizden çok yaşlıydı. Çocuklar İstanbul'daydı, gurbetteydi. O bir kocası ve bir kendisi vardı. Bizim evin hemen yanındaki. Ana Ahmet dayının şeyi, sen bilmezsin asla. Ondan sonra çağırırdı. Ona şimdi ne yapıyorum? Şefkatim var değil mi evine? İki şeyine? Hayır. Baki zatın, baki esmasının cilvesine mazar olan ruhu görünce şefkatim bir surura inkılap ediyor. Allah bakidir. Allah'ın baki memleketi var. Allah onu telef etmemiştir. Düşüncesi benim şefkatim surura inkılap. Çocuğu giden bir kadın düşün. Bu dersi dinle, okusa. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında, orada bir sürü sırlar otluyordu. Ağaçlar vardı. Dikenler sarmış tabii. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve hüsnü mukaddesi İhsas eden bir nakş ve tahsin ve sanat ve tezin ve ihsan ve tenvir-i daimi görür. Benim öyle bir sırrımız vardı ki, 17 tane sırrımız vardı. Bir tanesinin adı Kınalı'ydı. Büyük bir şeydi. Çocuktu. O nispet ederdik. Bu doğumu benimdir. Herkes kendisinin bir yavrusunu büyütürdü. Anne babalarımız şey yapardı annem. Bununla ilgilensin diye, meşgul olsun diye. Merzede kimse yok ki. Çocuk yok, televizyon, nerede, elektrik yok. Bir şey yok yani. Hayvan doğduğu zaman bu senin. O zaman olmayacak şeyleri, bir şey anlatmak için anlatıyorum. Ağacın tepesine çıkardım, dev ağaçlara koparırdım. İndirip ona yedirdim, ötekileri yedirmez. Uçurumlara giderdim, böyle hayvanların gidemediği otları toplardım, tamam ona getirdim. Fakat o kadar bana da sahiplenmiş, ben de ona ki, yağmur yağdırıldığı zaman, şeydeyiz ya yaylada, sert yağmur. Ben onun altına giderdim, yapardı. Beni bir gördü. Kesinlikle yağmur bitene kadar veya ben çıkana kadar asla kıpırdamazdı. Şimdi bu duyguma bakıyorum. Zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemal-i münezzeh. Böyle ama Allah cemal-i münezzehesi var. Bu kayboldu ama. O onu hatırladıkça Allah'ın cemalini, çünkü cemalinden olmuştu. Hüsnü mukaddesesi, Allah'ın cemali münezzehe ve hüsnü mukaddesesi. Sizinle kedi vardı canım. Hüsnü mukaddesesi ihsas eden bir nakş ve tahsin. Yani Cenab-ı Hakk'ın cemali münezzehesini, hüsnü mukaddesesini gösteren iki tane şey. Kaçırma şunu. Cemal-i münezzeh. Yani şartlara bağlı olarak bir cemal değil. Cemal-i münezzehesi, hüsnü mukaddesesi var. Onu ne ile gösteriyor? İhsas eden bir, nakş. İki, tahsin. Nakş nedir? Nakış. Tahsin? Düzenlememiş. Evet, sün. Ve sanat, üç. Ve teyzin, ve ihsan, ve tenvir-i daimi görür. Evet, o gitti sırar. O evler gitti. Kedimiz vardı. Cemal-i münezzeh ve hüsnü mukaddes. İhsas eden ne varmış?
Bunları gösterir. Nakış, tahsin, sana, teyzin, ihsan, tenvir-i daim. Tenvir-i daimi görür. Yani bunlar daimidir. Allah'ın nakşı daimidir. Tahsini daimidir. Sanatı daimidir. Tezini daimidir. İhsanı daimidir. Görür. Böyle görünce o sırla ben beraber olmayacak mıyım? O zulüm değil mi ya? Daimidir Allah'ın. Madem sevdirdi gene sevdirecek. Burada karı kocasınız. Orada da Allah size verecek eşinizi. Ya. O zeval ve fenayı tezyidi hüsn ve tecdidi lezzet ve teşhiri sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp. Niye peki aldı? İlk önce yoktu. Sır doğurdu. Yavru ben onunla büyüdüm. Beraber büyüdük. Köpek yavrusu vardı. Onunla doğduk büyüdük. Sahiplendi çocuk gibi. Peki niye? Yoktu, var oldu. Onunla arkadaş olduk, yuvarlanırdık. Sonra aldı gitti Allah. Niye? Sevgimizi tazelendirmek gibi görüyor. Bak ne diyor? O zeval ve fena tezyidi hüsün, hüsnü ziyadeleştirmek, tecdidi lezzet, lezzeti tazelendirmek ve teşhiri sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp. Allah o babaanne halamızla, o benim kınalı sığırımla, o kedi köpekle dostluğumuzla devam edecek. Herkes kendi sevdiğini, sevgilisi olur, annesi olur, babası olur, uygular. Niye böyle yaptı? Yoktu, verdi. Doğdun, anadan doğduğunu bilmezdik. Sonra anne dedik, çok sevdik. Sevdirdi Allah. Sonra elimizden aldı. Niçin aldı? Bir, tezyid-i hüsn için, güzelliğini çoğaltmak için. Çünkü bir şey devamlı elinde olursa güzelliği gider. Lezzeti gider. Çorba olur. Bir tepsi baklavadan en güzel lezzet ilk alınan lokmadır. İkincisi çorba olur. Tezid-i hüsn ve tecdid-i lezzet ve teşhir-i sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. El-Baki vel-Baki Said Nursi. Yani bunları bakileştirmek için Allah tattırdı, bakiye sahip olasın diye. Ya, doyurmadan gitti. Doymak yok. Tatmaya müsaade var. Ya bir kayboldu gitti. Tabii ki. Kaybolacaktı zaten. Şimdi bu kaç sene yaşadın annenle? 3 sene, 5 sene, 20 sene. Ben o sırla ne kadar yaşadım? 3-5 sene. Tamam. Peki 3-5 sene ama o çekirdek oldu. Ezeli ve ebedi bir hayatta baki bir ağacı oluşturan çekirdek oldu. Baki olacak o. Hiç. O sırla ben ezeli ve ebedi beraber olacağım. O bizim kuzinada pişirdiği ekmeğin kabuğunu koparıp oğlum gel. Tamam mı? Yaşlıydı çocukları İstanbul'daydı. İhtiyar ikisiydi karı koca. Bizi çağırırdı. Okşardı, severdi. Onu da verirdi, yağ koyardı. Bak ne oldu? Ne kadar sürdü onunla benim? 3-5 sene. Tamam. Fakat o sevgi, o muhabbet bu derse de kadar taşıdığına göre onunla ezeli ve ebedi o duygu paki kalacak. Ve çekirdek olacak. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâsselâhu.